zaten. Ve, ve Berkay'a kafa atan Arda ya... ya Tövbe tövbe ya. Berkay'a Arda... kafa atan Arda mı oldu bizim Arda Turan'ın adı? Evet. Yani editörler direkt şey öyle yazıyor mi? ama bütün şeylerde. Arda Bu Turan... de... Başarı da ne çabuk unutuluyor değil mi? Bir yandan da e, bir gazetede hafta sonu bir köşe yazarı dedi ki Arda dedi o kadar milli takımın gururuydu. Şöyle goller atardı, böyle goller atardı. Galatasaray Barcelona. Ne çabuk unuttunuz Arda'nın yaptıklarını da bir hatasıyla yerin dibine soktunuz dedi. Şimdi Arda'yı tanıyanlarla e, ben de görüştüm. Bir takım köşe yazarları da yazmış. Sadece bir gece kaldı iddia ediliyor. Sekiz buçuk aylık hamile. Şimdi e, hamilelik sürecini yaşayanlar çok iyi bilir. Çok duygusal olursunuz. Kapı gıcırtısına ağlıyorsunuz zaten. E, haber izlemezsiniz zaten. Haber izleyince de ağlarsınız. İşte her şeye ağlama modundasınız. Bu Çünkü kadar hassassan, bu kadar hassassan. Eee kocanın dışarı çıkması seni daha da üzmez mi Ece? Bu kadar hassas. Kapı gıcırtısına ağlıyorsan. Evet. A tabi o moddasın. Benim kocam. Herkesin hamileliği farklı mıdır? Demeyeceğim ama genellikle öyle değil midir sevgili hanımlar? Ya daha hassas olduğumuz belli Çok ya zaten. Hassas. Yani zaten bizim şu hormonlarımızın bozulduğu her an hani o muayen günlerimizde bile Aynen. deliriyoruz yani. Aynen. O yüzden hamilelikte tahmin sadece. E, neymiş? Yani bir gece babasının evine kalmış. Hani öyle babasının evine taşındı vesaire diye bir durum Öyle Evet. Emin misin? Ya yani şöyle Arda'yı tanıyan köşe yazarları da aynısını yazmış. mesela Ben de şey duydum ama. Ne? E, doğuma kadar burada kalacak demiş ve... ...arada bir aslan annesiyle gidip kıyafetlerini alıp bir yere gidiyormuş babasına. Zaten aynı sitede yaşıyorlar hayatım. E, tabii aynı sitede zaten ama... E, ...mesela Arda ile ilgili dediğim köşe yazarı var ya hani tamam. gazetede Arda'nın başarılarını ne çabuk unuttunuz mesela Aslan onu likelamış takip almış o köşe yazarını. tamam zaten Aslan'a bak mesela tabi Aslan, Aslan. yz yani zaten hani göz like. kapalı ama babasında böyle bir durumu yok yani ama e, babası da bir süre sonra bir kenara çekilip kızının dediği olur yani çünkü herhalde çocuğunun babası yani o da, yani o, da evet. o da bir çocuğun babası çünkü yani evlenince zaten ayrı bir ailen oluyor ama Ececiğim bence e, eğer böyle bir karar varsa bile birazcık burnu sürtmesi açısından hepimiz lütfen yani şu Aslıhan, Arda, Celebrity isimleri, ünlü isimler gibi düşünmeyelim. Şimdi hatta birinin başına gelse ben de bir evladımı bir çekerim bir burnu sürtsün isterim yani. Çünkü benim kızım bu kadar değersiz olmamalı. Allah korusun süreç böyle işlerse hapse girerse zaten, e zaten Aslıhan'ı çekmene orada kalacak. gerek yok. Aa, aynen öyle hep şu zaten ortada, ortada kalacak. Yatabilir. Ortada kalacak demeyelim yani hep zaten babasında kalacak. Fakat ee, ...ben derim yani şöyle bir şey... kızım ...benim kızımın karnı burnunda... ...sen sokaklara çıkacaksan... ...zaten benim kızım senin için kıymetsiz abi... ...ver o zaman kızı doğuma kadar... ...ben de kalacağım... ...aslının hiç gitmek istemediğine eminim ama... ...ben doğuma kadar kalacağını duydum... ...kötü olan ne biliyor musun... ...bebek her şeyi hissediyor... ...tabii ya... ...yani bebek e, kızı olacaktı değil mi... ...hayır Hamza oğlu... ...oğlu o... o, o bir, ...yani gaz olarak da geri dönecek sana... ...ağlama olarak da geri dönecek ya. çocuk sıkıntılı. Çocuk gazla mı doğacak diyorsun? Hayır hayır erkek çocuğu çok gazlı olur ya. Ha. Mesela yani ben de hamilelik sürecini sıkıntılı geçirdim. Yani rahatsız mı olacak hep çocuk? Yani evet. Gerginlik. Evet, ağlama krizi oluyordu. Şaka. akşam 7'de başlıyordu. 9'a kadar bir ağlama krizi oluyordu. Senin de hamileliğin çok gülü geçmediği için. Geçti. Yani aynı süreçleri yaşadım. O yüzden hani benimkisi şiddetli tabii ayrı bir şey. Ama Aslan'ın da yaşadığı şeyler. Aslan'ın Aslan da kafasına vurmuş diyorsun. Daha kabul et. Evet bildiğimiz ot, Marmaris'te en pahalı otel çayenklerin otelinde Aha. bunu Mehmet Coşkun Deniz yazdığı için çok rahat söylüyorum. Lütfen hani kimse kızmasın. Kafasına vurup şey demiş. Kafasına vurup "Hamile kalmasaydım ben seninle evlenmez, evlenmezdim." Ay, ay, diyor. Ay, ay, ay. Bunu çok yakın çevremiz bana da söyledi. Ben bunu televizyonda dile getirmeye korkmuştum. Mehmet ay, Coşkun ay, ay. Deniz yazdı bunu. Ay, çok böyle keyifli. bir gerçek de var. Yani ama bir, bir yandan da bakıyorsun. Bunu kabul eden kadın hak ediyor mu? Biz hak ediyor muyuz bunu kabul ediyorsak? Birazcık evet. Bir şey söyleyeceğim Bu hiç kabul edilmemesi gereken bir şey. Ama şimdi hani derler ya bekara hanım boşamak kolay gelir Tabii. diye. Şimdi ben de bol keseden atıyorum. şimdi ne, Etmem ben kabul falan diyorum ama Har harbiden her şey bizim için ya. Herkesin başına her şey geliyor. Ama bu bunu o şey yani. kabul edilmemesi gerekiyor. Yani bir şey. çocuk için seninle evlenen bir adamla beraberlik kusura bakma yani. Şimdi bir de bu öfke kontrolünün yanı, o kontrolsüzlüğünün yanında sen bir de hapse girersen o çocuk zaten iki yıl 3 yıl seni göremeyecek yani. Arda bir de biliyorsun e, oynadığı takımda yedek kulübesindeydi. Kadroya Başak, alındı. Başakşehir'in Başak eee yöneticilerinden bir açıklama geldi. Ve çok ters köşeydi geçen. Ya yani hiç de öyle haber falan okumam ama ben böyle her şeyi buradan öğrenmekten Hı -hı. yanayım. Geçen denk geldi. Diyor ki Bizim Arda'nın tecrübesine ihtiyacımız var. Takımı toparlaması lazım. Geri dönmesi lazım. Şu anda bu kadroda yer yoktu bu hafta. Hani oynamaması lazımdı ama oynayacak diyor. Ya düşünsene Barcelona'ya deli gibi paralar ödemişler. Bu kadar vazgeçmek kolay değil ama yöneticilerden cezası bir tanesinin karısı da 2,5 milyon ceza da yani Türkiye tarihinde Yok, hatta dünya emsal. tarihinde emsal Ama hafta cezası bitti. O hafta bir cezası vardı o bitti. O bitti. Ama bu hafta oynatmadı. Ama yöneticilerden bir tanesinin eşi de Başakşehir bağlantısını koparacak diyor. Çok yakın bir kaynaktan öğrendim bunu. Yani gerçekten e, bir takım işte yargının kararını bekledik. Yani gel gel söylediler. mi yapıyorlar şu anda? Bilmiyorum ama e, Arda Turan gibi bir futbolcu da ya kabul edelim. Yazık, yazık günah bu evet. kadar büyük bir yeteneği bu yazık kadar olur. harcamak da kolay olmamalı. Ama olmamanı. aşkım benim ne olacak adam hapse girerse zaten yok artık evet, futbol Evet yaptığı da yok. Da tabii bilmiyorum. Çok üzücü. Ama yani o kafam karışıyor anladın mı? Bir anda... E, Acaba doğru mu diyorsun? Bir anda işte Burak Yılmaz'ın açıklamaları, bir anda tacize şahit aranmaz. Ben de bunu kafamda hep söylerim. Kadının beyanı esastır. Tabii bazı kadınlar hariç. Tabii. Maalesef bunu da keşke ayırabilsek. Tabii doğru. Bazıları reklam maçlı olabilir, gıcık olduğuna yapabilir. Doğru. Her şey olabilir. Ya bu olay çok sıkıcı bir olay ya. Her ve, iki tarafta. Ve, ve bu olayda içinde. gerçekten çok merak ettiğim bir ses var ki o da Berkay'ın sesi. Yani nasıl olacak? Ya sesi derken şarkı söylemesi. Konuşması. Sesine, ne konuşacak? Berkay bir sesini çıkartınca neler olacak? O kadar merak ediyorum ki. Bence Berkay eşiyle beraber objektiflerin gözlerine baka baka insanların. Gözlerimizin içine baka baka anlatacaklar. Çünkü o kadar kendinden emin ki. Berkay diyor ki henüz ben konuşmadım. Ama Arda da kendinden emin. Arda da diyor ki söyleyebiliyorsa kendi söylesin. diyor. Bakalım söyleyebiliyor mu diyor. Yani ne oluyor ya? Gerçekten o gece o gece kulübünde ne oldu? Gece kulübünden sonra hastanede de olanlar çok önemli. Ve Nagihan ses kayıtları var. Evet ses kayıtlarında polis incelemeye aldı. Aynen o konuşulanları öyle. inşallah zaten basının eline geçer biliyorsunuz. Doğru. Bu e, gece kulübünde yaşananlar şişeyi atıyor, sonrasında hastaneye gidiyor. Hastanede yaşanan bir olayın örtbas edildiği söyleniyor. Onda Nagihan Alçın iddiası diyor ki. Madem Arda ve Berkay'ın hastane meselesinden bahsettim. Size o akşamla ilgili bomba bir detay anlatayım diyor Nagihan Alçı. Çok da severim Nagihan Alçı'nın yazılarını. Aynı kaynağımdan kaynaktan kaynağı diyor ki meğer Arda'nın silahından çıkan kurşun bulunmasın diye de tartıştıkları odada yazıcının içine saklamışlar. Birileri de saklamış kurşunu. Böyle de bir iddia var. Ee, şey diyeceğim. şöyle olabilir yani Arda oraya kardeşiyle gidiyor. Evet. Okan. Evet şu görüntü. Evet. Arkadan giden e, Okan. Hı hı. E, bu olayı organize eden kişi Okan olabilir. Abisinin Ama baş başa silah... kalıyorlar. E, He. E, abisinin silah sesini duyduktan sonra e, silah kimde abisinde bunu bilebilir. Ama bence evet bu da bir delil kar... Zaten delil karartma çok bariz yani. Bu artık... o da çok büyük bir suç. Bu, bu da bir, çok büyük bir suç böyle bir şey yapsın delil karartmadan zaten böyle bir cezayı yiyeceksiniz. Ama Ece sence gerçekten söylenen gibi e, yanlışlıkla mı? oldu o kurşun. Ay onu var ya bu ses kayıtları ortaya çıkaracak. Ne i̇şte konuştular orada ne oldu orada yanlışlıkla falan kurşun atılmaz yani. Kimse kimseyi kandırmasın. Ama gözü dönmek de bu kadar olmamalı. Ya sen hastanedesin be kardeşim. Hastane. Ya. Hastane. Şifa bekliyor orada insanlar. Ve fütursuzca oraya silahla girip öfke kontrolü sıfır olan bir insan öfke olarak kontrolü söylüyorum. Çok önemli. O zaman çek vur o zaman Berkay'ı bu kadar kolay hayat. Bunun tedavisi var öfke kontrolünün. Keşke var, yıllar evvel Keşke Arda de Turan yaptırsaydı da sadece onun gerçekten kariyerindeki başarıları konuşsaydık. Ee, daha evvel yaşanan olayları burada söylemiştik. İşte yaşlı bir gazeteciye e, yumruk at, Yumruk mu atmıştı ya? Tokat Yum, mı atmıştı? Yumruk attı. Tövbe tövbe. Yumruk atması, e, eşiyle ilgili Burada Burada yumruk değil mi? Yumruk var. Burada da. Arda'da yumruk bir de var. Bir yani ne dedi deme takılın dedi ağzı burnu yer değiştirmiş Yer dedi yani öyle yani, böyle vurmamış yani. Evet. Ortada bir taciz var, gasp var, bu e, şiddet var. Ya taciz dayaklar. varsa taciz var diye söyleniyor ha, yani Ama olan bir söylüyorum. tek şey var. O da e, kamusal alana silahla ve ruhsatsız silahla evet. girip. Çok ağır. Bir öncesinde de kasten adam yaraladın. Yani, taciz var mı yok mu onu konuşuruz. O işin ahlaki boyutu. Hı -hı. Ama dosyada taciz de var dedi avukatı Aynen. Ayşegül. 12. Mermer. yıla kadar da hapse isteniyor. Ayşe Yatarı da de çalışmıştı. Çok Ayşe Seren gelinme, hapse girme evet. dönemlerinde bir iki gün öncesine kadar çalışıyordu sonra Seren vazgeçti. Evet. evet. Peki bu arada burnu kırılan ve ameliyat olan Berkay yeniden sahnelere dönüyor. 10 Kasım'da Ataşehir'de sahne alacak. 10 Kasım'a yıl 10 Kasım var ya. 10 Kasım 22 Ekim'deyiz. Yıl evet. 20 gün var. Herhalde. 20 gün var. Ve o ya yani 10 günde öncesi var. Adam bir ay sahne yapamadı. Peki bu da tazmin edilecek mi? Yani bunu da dosyaya tazminat olarak mı geçecekler? Efendim? Hani şimdi bu 20 gün 30 gün çıkmadı sahneye. Evet. Bunu bir dosyaya ekleyecekler mi? Yani bunu tazminat olarak 1 milyon mı? tazminat istiyordu zaten. Zaten bunu, tazminat bu var herhalde evet, içinde değil bunu mi? Evet istiyor. Ha. Şimdi 60-70 milyon hesap etsek var. bir ayda e, her hafta sonu cuma cumartesi sahne aldın hesap bunu peki ben bir şey soracağım. Nedir? Gerçekten merak ediyorum. Şimdi diyelim taciz ispatlanmadı. ve is Taciz zaten ispatlanmak çok zor ama. Diyelim bu iş yok. Yani taciz olayı yok. Taciz yok evet. Arda itibar suikastinden tazminat açar mı? Açıyor. O da açıyor. Ve e, görülmemiş bir dava diyor. Açacağım diyor. Çok merak ediyorum. Ve Ocak'ta ilk dava görecek. Ölmez sağ kalırsak bakalım neler olacak. Ya of göreceğiz. Peki. <gülüyor> Ama <gülüyor> oh, çok kötü Şimdi... Ya. Ama şu fikir çok kötü. Her gün kalktığında haberinle uyanmak yani yaptığın bir hatayla uyanmak fikri çok kötü. Ya sen deli misin Arda'nın bir de üst üste bak bu olayı oldu. FETÖ soruşturması işte o bina yıkılan bina tazminat davaları. Aslanla Aslanla evden Aslan'ın evden gidişi. evden gidişi inanılmaz. La, 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 la bir sürü. Valla yani inşallah tedavide görür ondan i̇nşallah. dolayı i̇nşallah. şey diyemeyeceğim. Cem Yılmaz'ın ben o Arif 216'da çok keyif almıştım çünkü şarkılarından. Yani şarkılarından çok keyif almıştım. böyle bir şey yapması çok hoşuma gitti de karakteriyle okumuş. İşte Arif Işık karakteri ha. değil mi? Çok güzel oldu. Yalnız anons bile çektirmiyor adam. Bulduğu her ortam Her şeye gülmüyor evet. Ya ben o filmi izlemedim hiç içimden de gelmiyor Ama ya. Ama izlemeden yok, çok, gerçekten çok Yorum eğlenceli. Yorum yapma diyorsun konuşma diyorsun. Yok yok yani izlemeden ön yargılı olabilirsin. Yani Ama ben hiç, bence hiç ön yargılı olmayacağım. Hiç film. gidesim gelmedi. Vallahi içimden şöyle en ufak bir şey. Yok ben gittim. çok. Kaç kişi yeri. izledi? Ha, bilmiyorum kaç kişi izledi. Ali abi olsa o söylerdi. Ali abi zaten gitmişti. O beğenmişti ve ben... Ama Rüya çok... avşara da gitmişti tek kişi. Evet <laughs> 300 kişi mi gitmişti Ali abi? <laughs> 5000 kişi gitmişti ha, galiba. Öyle. Ama bu film çok güzeldi. Ve bu halde ölümsüzleştirmesine bayılıyorum. Bir de bunu belgesel hale getirdiler biliyorsun. Geçtiğimiz günlerde onu da konuşmuştuk. Ne bileyim ben bir de Arife 216'nın... Ee, devam edeceği sinyalini de almıştık bitiminde. Tabii hmm. sen izlemedin. Bilim ben izlemedim. Devamını da izledim. Ve devamı da olacak gibi gelmişti. Bence güzel bir film. emeğe saygı tabii. Tabii Aynen. öyle orası ama. öyle ama benim için şu anda beklediğim bir film var ki o da Müslüm. Müslüm bu hafta galası var. Galası var. Ee, gidelim. Evet, mi? Cumada vizyona giriyor evet. galasına gidelim, gidelim bence de. Gelmiş olabildi çok teşekkür ediyoruz, ediyoruz efendim. Sayın Uslu'ya. Ama e, ben de meraktan öleceğim yani bu Müslüm nasıl diye. Tabii bir de Ata Demirer.